yok olmanın eşiğindeler. Türkçe konuşuyor, Türkçe ibadet ediyorlar. Dini kimliklerini Musevilikte, milli kimliklerini ise Türk kökenlerinde arıyorlar. Kendilerini Orta Çağ'ın en büyük gücü Hazarların torunları olarak görüyorlar. Ama inanç yolunda izledikleri yol diğer Türk kökenlilerden çok farklı. Museviliğin Karai mezhebine mensup bu insanların Türklerle tarihi ve kültürel bağı ne? Doğu Avrupa'daki Aşkenaz topluluklarla ilişkileri var mı? Yahudilerin bilinmeyen 13. kabilesi olabilirler mi? Zaman yolcusu sayıları yüzlerle ifade edilen bu Türk halkını araştırıyor. Karayların az bilinen öykülerini öğrenmek için Kırım'ın kuzeyine gidiyor.